Peki Şimdi İstanbul için acil eylem planınız ne hocam? Onu da bir alalım. Ben yine bir İstanbul korkusu sardı beni. Ben ondan söz ediyorum. Ondan Şimdi söz Hatay'ı ediyorum. konuştuk, Antakya'yı, o Rönesans Rezidansı konuştuk Genel ya, ben olarak oraya gittim. Oradan geldiğimde inanın bana Anadolu şunu söyleyeyim yakasından ben. girdim. Mecidiyeköy'e, stüdyoya gelene kadar sürekli Ben yapılara programın baktım. sonuna kadar kalmayacağım bir defa onu söyleyeyim. Çünkü gözlerimden uyku Yok akıyor. yok, son sorum bu zaten. Sadece Acil eylem planı İstanbul için ne yapalım? şimdi bunun için her yapının bir güvenlik belgesini istememiz gerekiyor. Yer yapı güvenlik belgesi. Tamam. Şimdi yer yapı güvenlik belgesinin yer konusundaki raporunu jeofizik, jeoloji ve geoteknik mühendisleri verecek. Tamam. Yapı üzerindeki bilgileri ise inşaat mühendisleri ve mimarlar verecek. Daha sonra bunun sonucunda birleştirilmiş bir rapor elde edeceğiz. Yer yapı güvenlik belgesi ve bu tapuya işletilmesi gerekir. Tapuya. Siz bir ev kiralayacaksınız. Kiraladığımız evin ne olduğunu orada görelim. Aynen. Tapuya gittiğiniz zaman bakacaksınız ki bu yapı dayanıksız, o evi Ve kiralamayacaksınız. hatta şu olmalı, emlakçılarımız hani 3 artı 1, şurası şöyle güzel, bu cepheye bakıyor, işte 8 saat güneş alıyor falan değil, bize önce raporu göstersinler. Bunu Aynen koşut öyle. kılacağız değil mi? Efendim, o zaman işte çünkü bizde bir ahlaki çöküş var. Biz ancak kendi kendine denetim yapabilirsek bu işi düze çıkarırız. İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılamaz. İstanbul artık bir memleket oldu, yani bir ülke oldu. Şimdi artık düzeltilemeyecek kadar çok büyük bir kent haline geldi. 1 milyon 700 bin tane yapı var. Evet. Dolayısıyla 24 yıl içinde beklediğimiz aşamaları kaydedemedik. Çünkü İmamoğlu buna açıkça söyledi. Dedi ki ben bu kentte kentsel dönüşüm yapabilmem için 25 milyar dolar gerekir dedi. Oysa bu sene belediyenin bütçesinin %5,5'u kentsel dönüşüme ayrılmıştır. %5,5'un miktarı ise 1.850.000 TL. 1.850.000 TL'dir. Dolar değil, TL. Dolayısıyla Geçtiğimiz akşam biz deprem yaralarını sarmak için 115 milyar lira topladık. Şimdi insanlarımız can vermeden, hepimiz can vermeden ya da ölümle yüzleşmeden bu korkunç depreme karşı olacak bu deprem. Bunun için bir seferberlik yapsak? Gökhan'cığım bir de deprem fonunda birikmiş olan 39 milyar dolar var. Hazır. Yani Sizin bunlar da kullanılsın, bizler de herkes bir seferber olsun. geçen gün topladığınız paranın toplam miktarı 6,5 6,5 milyar dolar. o kadar. Deprem fonunda 39 milyar dolar var. Eğer para varsa. O fonun adını da değiştirdiler biliyorsunuz. 39 milyara göre 6,5 milyar doların ne kadar kalıyor? 45 Dolayısıyla milyar dolar para var demektir. Yani varsa 45 yani milyar dolar. E aynen 25 öyle. milyar dolar lazım demiş İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu. Efendim, para olmadan bir ülkenin sorunu çözülemez. Anladım. Ya bir finans meselesidir. Ona da Dolayısıyla benim kafam basmıyor finans işlerine hocam. şu anda İstanbul'da yapıların %70'i kusurlu ve kaçak yapıdır. %70. Hiç bana hocam ne olur diye söyleme. Söylemiyorum. Tamam, anladım. Yani bu yani ahlaki çöküş vardır Türkiye'de. Yani ahlaki çöküş tabandan ta tavana kadar vardır. Yani biz yer altındaki çöküşlerden ve fay hatlarının kırılmasıyla oluşan depremlerden konuşurken aslında yerin üstündeki ahlaki fay hatlarındaki kırıkları daha evvel bir halledelim. Sonra yer altından gelecek tehlikeye karşı önlem alırız diyorsunuz. Saygılar sunuyorum hocam. Sizi daha fazla da bekletmek Çok sağ istemiyorum. olun. İyi Efendim. istirahatler dilerim.